önce. Eksiklerini gidermek için uğraştınız. Tabii bilgiden ziyade kendinize güvenmek de önemli bu tür şeylerde. Güven çok önemlidir. Bir kere motivasyon olacaksınız. Kesinlikle başarısızlığı düşünmeyeceksiniz. Çünkü bu YGS sınavı birinci sınav. Asıl belirleyici sınav nedir arkadaşlar? LYS sınavıdır. LYS sınavı çok öncelikli, önemli bir sınavdır. Tamam diyeceksin hocam YGS'nin de bir kat sayısı var ama ÖSYM atlasına girerseniz ÖSYM'nin atlası vardır biliyorsunuz. Oraya girdiğiniz zaman YGS'si çok düşük olup ilk 2000-3000'lere yükselen öğrencileri görürsünüz. ÖSYM atlası vardır arkadaşlar. Girin orada analizler vardır. Bakın nasıl başarılar olmuştur göreceksiniz. Bu son haftada arkadaşlar tekrarlarınızı yapın ve benim tavsiyelerimden biri, bir kere ÖSYM atlasına gelin. Benim tavsiyelerimden biri bu son hafta kendinize deneme sınavı uygulayın. Ama deneme sınavını mutlaka saat 10'da uygulayın. Çünkü biyolojik saatiniz artık ona alışmak zorundadır. Saat 10'da sınava girmeye alışırsa vücudunuz, hafta sonu girdiğiniz sınavda da beyniniz aynı oranda çalışmaya başlayacaktır. Çünkü kahvaltınızı da ona göre ayarlayacaksınız. Benim düşüncem, bütün öğrencilerim bunu paylaşalım. Deneme sınavını saat 10'da yapın bu hafta. Üçüncü tavsiyem, arkadaşlar yine benim tavsiyelerimdir. Yemek yeme düzeninizi kesinlikle bozmayın. Yemek yeme düzeninizi kesinlikle bozmayın. Ne yiyorsanız aynen onlara takılın. Dördüncü olayımız arkadaşlar. Nüfus cüzdanınızın güncel olduğuna dikkat edin. Nüfus cüzdanının güncel olduğuna dikkat edin. Çünkü o fotoğrafın yeni olmaması, eski bir fotoğraf olması sınav salonuna girerken büyük bir sorun yaratıyor arkadaşlar size. Yine tavsiyelerimdendir. Belgelerinizi çıkarın arkadaşlar. Belgeleri çıkartın. Şimdiden belgelerinizi bastırın. Benim tavsiyem bir tane değil. Üç tane bastırın işte anne ya da babanıza verin onları. Çünkü yedektir, yolda giderken kaybolabilir. Çünkü bir de yazıcı bulmak için uğraşmayın. Onun için belgelerinizden birkaç tane örnek çıkarırsanız ne olur ne olmaz. Altıncı olayımız, tavsiyelerimizden de altıncı olayımız. Şimdi arkadaşlar sınav salonuna giderken kesinlikle metal götürmeyin arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Ben gözlemliyorum hala metalle gidiyor öğrenci oraya. Üzerinde işte bozuk para oluyor, anahtar oluyor. O metal bir sıkıntı. Ondan sonra da emanetçi arıyorsun. Emanetçiye vermek için uğraşıyorsun. Stres yaşıyorsun. Olmadık ya da strese giriyorsun. Onun için üzerinizde metal bulundurmamaya çalışın arkadaşlar. Mümkün mertebe. Çözüm nedir? İşte bir arkadaşınla gitmek, velinle gitmek ona vereceksin. Kemer bile takılmıyor. Unutmayın kemer bile, metal tokaya bile izin verilmiyor neredeyse. Bunlara dikkat etmeye çalışın. Çünkü sınava girene kadar moralinizi ve huzurunuzu bozacak hiçbir şey olmamalıdır. Ve sınav salonuna geldiniz arkadaşlar. Sakin olacaksınız, oturacaksınız. Zaten orada size kitapçık verecek. Kitapçığın sayfalarını kontrol edin. Eksik ve yırtık olması en önemli yer odur. Ve kitabın sizin adınıza ait olduğunu görün. Kitapçığın. Cevap anahtarının üzerinizde sizin adınızın yazdığını dikkat edin. Buraya kadar sorun yok. Şimdi en önemli yere geldik arkadaşlar. Sınav başladı. Zaten sınav başladıktan birkaç dakika sonra sakinleştirirsiniz. Zaten soru çözmeye başladıkça sakinleştirirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şeylerden biri nedir? Bazı öğrencilerin yaptığı hatalar vardır. Yani bu bir deneme sınavı değil artık. Bu bir gerçek sınav. Gidip de orada deneme yapmıyorsunuz. Neden bunu anlattık? Şimdi siz bu sınava da girene kadar bir düzen kurdunuz kendinize. Nedir mesela? Önce matematikten başladınız, fen yaptınız, Türkçe yaptınız, sosyal yaptınız veya Türkçedir, matematiktendir, sosyaldir. Böyle bir sıralama vardır. Siz birini alıştırmışsınızdır kendini. Arkadaşlar gidiyorlar, sınav günü değişik bir maceraya atılıyorlar. Ya diyor ben sosyalden mi başlasam diyor. İşte orada en büyük hatayı yapıyor bence. Çünkü sen neye alıştıysan oradan git. Yani orada gidip de bana geliyor ya öğrenci. Hocam kendimi denedim. Bu sefer diye matematik yapıyorum. Türkçe yapayım bakayım ne olacak. Yaptın da ne oldu bilemiyorsun. O bir deneme sınavı değil, gerçek sınav. İyi mi olur kötü mü olur bilemezsin. Onun için neye alıştırdıysanız kendinizi bilin tavsiyem öyle devam edin. Ama dediğim gibi bunlar bir tavsiye. İsteyen istediği yerden başlamakta özgürdür. Sınava girdiniz arkadaşlar. Yine tavsiyemden biri hep duyarsınız. Yapamadığınız soru olayı vardır. Şimdi biliyorsunuz bir sürü kitapçık vardır ve bazı kitapçıktaki sorular kolaydan başlayıp zora doğru gidebilir ve şansınıza zor sorulardan kolaya doğru gidebilir. Her türlü olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Birinci soruya baktın çözemedin, ikiye baktın çözemedin, üçe baktın çözemedin. Sakın sakın üzülme. Çünkü bu kitaptaki soruların yüzdeleri belli arkadaşlar.
İşte diyelim ki %40 kolaydır, %10'u zordur, %30'u orta seviyededir. Yani mutlaka senin karşına yapacağın sorular çıkacak. Sen moralin bozma. Mutlaka yapacağın sorular çıkacağını düşünürsen rahatlıkla yaparsın. Çünkü sen bunu yaparken diğer arkadaşına kolay sorular geliyor. Kolay sorular gelince adam öyle bir motive oluyor ki sınava, o hızda bütün soruları çözüyor. Senin karşına zor soru geldiği için moralini indiriyorsun ve ne oluyor sonuçta? Kendi kendine zar veriyorsun. Hiç üzülme. Çünkü ne deniyor size zaten? Yapamadığın soruyu işaretle, sonra dönersin. Bu gerçekten önemli bir tekniktir arkadaşlar. Soruyla inatlaşmayın. Turlama metodu. Neydi? Turlama metodu. Tavsiyelerime dikkat edin ama dikkat edin, cevap notlarında boş bıraktığınız yerde not alın ki karıştırmayın, atlamalar olmasın orada. YGS çalışmıştır, LYS hiç çalışmamıştır. Hiçbir şey yapamaz. Onun için iki sınavı da çalışmak gerekiyor. Sınav bittikten sonra inşallah LYS forumunda görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdiden sınavda size başarılar dilerim.